Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TETA Geometri Soru Bankası kitabında üçgende alan konusundaki dik ve geniş açılı üçgenlerde alan testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC üçgeninde dikten dik çizilmiş. Ne var burada? Öklet. Öncelikle şu haşı bulabiliriz. H kare eşittir 4 çarpı 9 yani 36'tan. haşı böylelikle 6 buluruz. E dik üçgenin alanı olsa da taban ve tabana ait yükseklik var. Taban 13, e, 13 çarpı yükseklik 6 bölü 2. Şunlar sadeleşince 3. 3 ile 13'ün çarpımı da 39 yapar. Bir örnek 1. 39 yaptı. Geldik örnek 2'ye. S1 ve S2 bulundukları bölgenin alanları olduğuna göre farkları nedir diye soruluyor. Şurada yine bir öklit bağıntısı var. H kare eşittir 2 çarpı 8'den yani 16'dan. H'ı buradan kaç buluruz? Buradan 4 çıkar. H 4 oldu. S2 eksi S1 isteniyor benden. Evet S2 dediğimiz 8 çarpı 4 bölü 2. Eksi öbürü de 2 çarpı 4 bölü 2 değil mi? Evet. Şimdi 32 bölü 2'den 16 eksi 4 yaptı burası. O zaman cevap kaç oldu? 12 oldu. Örnek 2 12 oldu. Geldik örnek 3'e. E 15, 75, 93 geri var burada. 15, 75, 93 geri özelliği neydi? Haşa 4 taştı. Özellikle alanda karşımıza çıkar. Burası haşken burası 4 taş. 4 haş 8 verilmiş. Haş buradan o zaman ne oldu? 2. Alan ABC'de o zaman 8 çarpı 2 bölü 2'den 8 çıktı. Evet cevap 8 oldu. Örnek 3'te. Geldik örnek 4'e. Şu üçgenin alanı isteniliyor. E, bu üçgenin alanı böyle 30 derece varsa ne yaparız? Tabana ait yükseklik çizeriz. Hop çizdik. Çünkü 5 tabanı 5'in tepesi burası sadece yükseklik dışarı düşmüş oluyor. E, çizdik yüksekliği. 90'ın karşı 8 ise 30'un karşı kaç yaptı? 4. Taban 5 yükseklik 4. O zaman alan 5 çarpı 4 bölü 2. 20 bölü 2'den cevap 10 çıkacaktır. Geldik örnek 5'e. Üçgenlerin alanları eşit olduğuna göre hocam şu üçgenin alanıyla bu üçgenin alanını eşitleyeceğiz. Bu üçgenin alanı nedir? X çarpı 4 bölü 2 eşittir. Öbürü de 6 çarpı 8 bölü 2 değil mi? Evet. Şurası çünkü 6 burası çünkü 8 olduğundan dolayı 6 çarpı 8 bölü 2 eşittir. E buradan burası 2X yaptı. 24'e eşit oldu ve X de böylelikle kaç yapar? 12 yapar. Yani örnek kaç bu? Örnek 5 12 oldu. Geldik örnek 6'ya. 3, 4, 5 üçgeninden direkt burası 5 oldu. E hocam burası da 5. Bir üçgen alanı tabana ait yükseklik. Hocam buradan bunu mu çizsek? Yükseklik belli değil ki. Burada ya taban belli değil. Yükseklik de belli değil. Belli olmayacak. E ne yapabiliriz? Bak burada bir de şu 5 tabanı var. Bu 5 tabanına ait yükseklik var mı? 5'in tepesi burası. Evet çizilen yükseklik burası. Yani sadece fark dışarı düşmesi. O zaman alan neye eşit olacaktır? 5 tabanına ait yükseklik 4 olduğu için 5 çarpı 4 bölü 2 20 bölü 2'den cevap 10'a eşit olacaktır. BDC'nin alanı 10 oldu. Yani örnek 6'yı böylelikle 10 bulduk. Evet gençler böylelikle bu testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki teste yani dik ve geniş açılı üçgende alanın kazanın testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.